Evet arkadaşlar, merhabalar. Gama Yayınları 7. Sınıf Orijin kitabının destek soru bankasında arkadaşlar test 10'dan başlıyoruz. Bunun aynısını arkadaşlar kitabınıza benim yaptığım işlemleri yaparak siz de kitabınıza yapıyorsunuz. Önce kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Kendiniz çözemezseniz bu benim yaptığım çözümden bakarak kitabınızın altına çözümleri yazıyorsunuz ve daha iyi aklınıza girmesi için bu çözümleri arkadaşlar kitabınızın altına yazıyorsunuz ama anlayarak yazıyorsunuz. Ve bunu daha sonra kontrol edeceğim. Kitabın fotoğraflarını çekip göndermeniz gerekecek. O yüzden çözümleri daha dikkatli izleyelim ve anlamaya çalışalım. İlk olarak yukarıda belli aralıklarla dikilen ağaç fileleri görülmektedir diyor. AB yolunda dikilen bu ağaçlar arasındaki mesafe eşit olacak şekilde sökülüp yeniden dikilecekmiş. Bir kere kaç tane ağaç var? 6 tane ağaç var. 6 tane ağaç arasında kaç tane aralık olur? 1, 2, 3, 4, 5 aralık olur. O zaman demek ki ben bu uzunlukları toplayacağım. 5'e böleceğim çünkü 5 aralık olacağı için. Şimdi toplamak için bakın aşağıda payda eşitleme işlemine başladım ama payda eşitleme yaparken bir şeyi fark ettim. Bunlar toplanırken birbirini götüren bir sürü sayı var. Yani mesela arkadaşlar bunların hepsini toplayacağım ya. Toplarken bakın eksi 1 bölü 5 ile artı 1 bölü 5 birbirini götürdü. Tamam mı? 1 bölü 6 ile eksi 1 bölü 6 birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 7 ile artı 1 bölü 7 birbirini götürdü. Yani 0 yaptılar. Eksi 1 bölü 8 ile artı 1 bölü 8 birbirini götürdü. Bir tek ne kaldı? 1 ile 3 kaldı. 1 artı 3 ne yapar? 1 artı 3 tabii ki 4 yapar. Metre. Değil mi? 4 metre. Peki. Bakın bize santimetre cinsinden soruyor mesafeleri. 4 metre kaç santimetre yapar arkadaşlar? 4 metre 400 santimetre yapar. Kaç mesafe var demiştik? 6 ağaç arasında kaç aralık var demiştik? 6 ağaç arasında 5 aralık var demiştik. 400'ü 5'e bölersem 80 çıkacak. Demek ki arkadaşlar 2 ağaç arasında 80 santimetre olacak. 2 nolu soruya bakalım. Evet, 2 nolu soru çok güzel bir soru. 8. sınıfta da çok bu tip sorular karşınıza çıkacak. Şimdi diyor ki 512 tane bakteri var diyor. Bir A antibiyotiği eklenecek. Canlı bakterileri saatte 3 bölü 4'ün ölüyor. Toplam 4 saat geçiyor. Şimdi bunun iki yöntemi var. İlk olarak uzun yöntemle yaptım. Yani birinci saatin sonu. Şimdi arkadaşlar 4 saat geçecek ya. Her saatte 3 bölü 4 azalacak. Yani 4 defa 3 bölü 4 azaltacağım ben bunu. Birinci 3 bölü 4 azaltmayı uzun yöntemle yapıyorum. Diğerlerini kısa yöntemle yapıyorum. Peki, uzun yöntem nedir arkadaşlar? 5 bölü 12'nin 3 bölü 4'ünü alırım. 3 bölü 4'ünü almak demek 3 bölü 4 ile çarpmak demek. Yani 3 bölü 4 ile çarpmak demek. Dolayısıyla 3 bölü 4 ile çarptığım zaman 512 ve 4 sadeleşiyor. 128 kalıyor. 128'i 3 ile çarparsam arkadaşlar ne yapıyor? 384 yapıyor. 384 tanesi ölmüş arkadaşlar. Niye? Çünkü 3 bölü 4'ü ölüyor değil mi? Ölenleri çıkartırsam geriye ne kadar bakteri kalır onu bulurum. Yani 512'den 384'ü çıkarttım arkadaşlar. Geriye 128 tane bakteri kaldı. Dediğim gibi şimdi bu uzun yöntemdi. Peki kısa yöntem nasıl hocam dersiniz? Arkadaşlar bakın şuraya 4 parçaya ayrılmış bir tane şekil çizdim. Eğer bunun 3 bölü 4'ü ölürse geriye ne kadar kalır arkadaşlar yaşayan? 1 bölü 4'ü kalır. O zaman sen 3 bölü 4'ünü bulacağına 1 bölü 4'ünü bulursun. Direkt yaşayanları bulursun. Yani böyle yukarıda yaptığımız gibi uzun uzun işlem yapmana gerek yok. O zaman 1 bölü 4'ünü bulup direkt yaşayanları bulalım. Şimdi 1 saat geçti. İkinci saatte de yine 3 bölü 4'ü ölecek. 3 bölü 4'ü ölünce ne kadar yaşayacak? 1 bölü 4'ü yaşayacak. O zaman direkt 1 bölü 4'ünü bulurum. Yaşayanları bulurum. 128'in 1 bölü 4'ünü buluyorum. 128'i 4'e böldüm. 1 ile çarptım. 32 oldu. İkinci saat de geçti. Geldim üçüncü saate. 32 tane canlı kalmıştı. Yine 32'nin 1 bölü 4'ünü yani canlı kalanları bulacağım. 32'nin 1 bölü 4'ünü aldım. 32'yi 4'e böldüm. 8. Üçüncü saat de geçti. 8 tane bakteri kaldı. Yine 3 bölü 4'ü ölecek. Yani 1 bölü 4'ü canlı kalacak arkadaşlar. 8'in 1 bölü 4'ünü aldığım zaman ne kaldı? 8'i 4'e böldüm. 2. Yani en son 2 tane bakteri canlı kalmış. Cevabımız Adana. Peki arkadaşlar. Pardon farklı şeye mi geçtim? Test 10. Evet. 3 nolu soruya geçiyorum. Bakın bu soruda biraz zor gibi gözüküyor ama çok kolay bir soru. İlk başta daha rahat anlayın diye arkadaşlar şu 1 bölü 2'leri, 1 eksi 1 bölü 2'leri, 1 eksi 1 bölü 3'leri aşağıda payda eşitleyerek yazdım. Yani 1 yerine ne yazdım?
2/2 yazdım. Burada 1 yerine ne yazdım? 3/3 yazdım. Ne yaptım? Fayda eşitledim onlarda. Zaten 1 gördüğün zaman 4/4 de 1'dir. 3/3 de 1'dir. 2/2 de 1'dir. Paydası, yan tarafın paydasına uyduracak şekilde onu yazıyorum. Fayda eşitliyorum yani. Peki 2/2 - 1/2 ne yapar? 2'den 1 çıkar. 1. 1/2 yapar. Paydalar eşit. 3/3 - 1/3 ne yapar? 3'ten 1 çıkar. 2. Paydası aynı. 2/3. İşte 4/4 - 1/4 ne yapar? 4'ten 1 çıkar. 3. 3/4 yaptı. En sonunda böyle aynen devam etti. Böyle devam etti. Ne yapıyor arkadaşlar? 30/30'dan yani 30/30 1'dir zaten. Bakın payda eşitledim burada. 1'in paydası 1 olduğu için arkadaşlar. 1'in paydası 30'da genişlettim. 30/30 oldu. 30/30'dan 1/30 çıkartırsa 30'dan 1 çıkar 29. 29/30 yaptı. Şimdi bakın benim işlemim şu hale dönüştü. Ama işin pratikliği burada arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu 2 ile şu 2 birbirini götürüyor. Şu 3 ile şu 3 birbirini götürüyor. Şu 4 ile şu 4 birbirini götürüyor. Yani dolayısıyla şuradaki 29 ile şuradaki 29 da birbirini götürdüğü zaman tekrar anlatıyorum. Bakın çaprazlama birbirini götürüyor. Tamam mı? Bunun altındaki ile bunun üstündeki. Alttaki ile üstteki. Alttaki ile üstteki. En son işte üstteki gittiği için ne kalıyor geriye? Üst tarafta 1 kalıyor. Alt tarafta 30 kalıyor. Yani cevabımız arkadaşlar 1/1 = 30 oluyor. Bu da güzel bir soru tipinden. Peki. Gelelim 4 nolu soruya. Arkadaşlar toplama var, çarpma var. Kimin önceliği var? Çarpmanın. O zaman önce çarpma yapacağım. Çarpma yaparken şu 2 ile şu 2 birbirini götürecek. Yani bakın burada da götürmüşüz. Şu 2 ile şu 2 birbirini götürmüş. 1/3 ile neyi toplayacağız? Yukarıda 1 kaldı, aşağıda 5 kaldı. 1/5'i. 1/3 ile 1/5'i toplamak çocuk oyuncağı. Fayda eşitliyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 3, 15. Burası oldu mu sana 5/15? Bunu da 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 5, 15. Tamam şimdi paydalar 15. Paydalar 15 ise cevap ne yapacak? 5 + 3 = 8. 8/15 yani burası arkadaşlar. Geçiyorum. 5 nolu soruya. Evet bunun dün benzerini size çözmüştüm. Yani bu çekimi yapmadan bir önceki derste. Şimdi bakın. Büyük bölü burada. Demek ki 1'i 2/7'ye böleceğim. 1 aynen kalıyor. 2/7 ters çevriliyor. Bak 2/7 ters çevirdim. Çarptım. 7/2 oldu. Sağ tarafa geliyorum. Bakın büyük bölü burada. O zaman 2/7 aynen kalacak. 1 ters çevireceğim. 1'in ters çevrilmesi yine kendisi olduğu için çok önemli değil. Şimdi çarpıyorum. 1 ile çarpmak bir şey ifade etmez. Zaten 7/2'yi aldım. Aynen buraya yazdım. 1/1 ile çarpmak da bir şey ifade etmez. 2/2'yi de aynen aldım. Buraya yazdım. Şimdi bunları payda eşitliyorum arkadaşlar. Bunu 7 ile genişlettim. Bunu 2 ile genişlettim. 7 kere 7 49. 1 kere 2 14 yazdım. 2 kere 2 4 yazdım. Ondan sonra 2 kere 7 14 yazdım. Paydalar eşitlendi. Topluyorum şimdi. 14 paydasında 49 + 4 = 53. 53/14 şıklarda yok. Bunu ne yapacağım? Tam sayılı kesire çevireceğim arkadaşlar. 53'ü 14'e böleceğim geleceğim. 53/14. 53'ün içinde 14 arkadaşlar 3 kere var. 3 kere 14 42 yapar. 53'ten 42 çıkarsa 11. Yani 3 tam arkadaşlar 3 tam payda değişmez. 14'te kalan 11 olduğu için 3 tam 14'te 11. Yani cevap bursa arkadaşlar. Peki 6'nolu soruya geldim. 6'nolu soruda bir bakalım şöyle. Önce ne yapıyoruz? Şu en alt tarafı hallediyoruz arkadaşlar. En alt taraftaki şu 1 yerine ne yazdım? 3/3 yazdım. Tamam mı? 3/3 - 1/3 çıkarsa ne kaldı? 3'ten 1 çıkarsa 2 kaldı. 2/3 kaldı. Bunu buraya yazdım. Tamam mı? Yani 2 - 2/2 = 2/3 şurası. Şimdi sonra şu bölme işlemini yapıyorum arkadaşlar. 2 üst tarafta olduğu için 2 aynen kaldı burada. Değil mi? Şu 2'yi zaten buraya değiştirmeden yazmıştım. Şu 2 üst tarafta olduğu için 2 aynen kaldı. 2/3 ters çevrildi. Ne oldu? 3/2 oldu. 3/2 olunca şu 2 ile şu 2 birbirini götürdü. O zaman ne kaldı burada? 2. Sol taraftaki 2. Şuradaki eksi yazıyorum. Eksi. Burada bir tek 3 kaldı. O zaman 2 - 3'ten ne yapar? 2 - 3 ne yapar? -1 yapar. Yani cevabımız Adana olur. Peki. Geldim buraya. Arkadaşlar 1/10'un karesi yani 1'in karesi 1'dir. 10'un karesi 100'dür. O zaman 1/10'un karesi ne yapar arkadaşlar? 1/100 yapar değil mi? Yani 1/10 ile 1/10'u çarptım burada. 1/10 ile 1/10'u çarptım ne yapar? 1/100 yapar. Ama şimdi devam ediyorum. Ama burada bir bölme işlemi var. Ama ben bölme işlemini çarpma işlemine çevirerek yapmışım. Yani biraz pratik yapmışım. Önce şey yapalım. Şu -1/5'in karesi ne yapar arkadaşlar? -1/5'in karesi. -1/5 - -1/5'ten 1/25 yapar değil mi? İşte bunu bölme işlemi olduğu için çarpma işlemine çevirirken şu 1/25'i ters çevirmiş.
Yani ters çevirmişim daha doğrusu ben yaptığım için. 25'li bölü 1 olarak yazdığım zaman çarpma pozisyonunda yazmışım. Peki devam ediyorum. Burayı yaptım. Burası neresi? Şu ilk kısım. Sonra ikinci kısmı yapıyorum. Şu artı kısmını. Ama burayı daha çözmedim. Burayı çözeceğim daha. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi. Eksi 1 bölü 2'nin karesini 1 bölü 4 bulmuşum. Nasıl bulmuşum? Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpmışım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 1 ile 1'in çarpımı 1. 2 ile 2'nin çarpımı 4. Artı 1 bölü 4. Peki. Bakalım. Şimdi burası artı 1 bölü 4. Çocuklar bakın sadeleştirme var. 125'in kaç katıdır? 4 katıdır. O zaman aşağıda 4 kalır. Yukarıda 1 kalır. O zaman burası da ne oldu? Şurası da 1 bölü 4 oldu. Çünkü yukarıda 1 çarpı 1'den 1. Aşağıda 4 çarpı 1'den 4. O zaman burası da 1 bölü 4 olduğu için çocuklar onu da yazıyorum buraya. 1 bölü 4. Sağ taraf zaten 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 ne yapar? 2 bölü 4. 2 bölü 4 de 2 ile sadeleşir. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Yani 1 bölü 2. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Peki geçiyorum. 8. soruyu arkadaşlar. Şöyle 8'i biraz daha yaklaştırayım. Şimdi ilk olarak şu tarafı yapacağım. Sonra şu tarafı yapacağım. Sonra onları birbirine böleceğim. Şimdi 1. Aynen aşağı yazdım 1. Peki bakın burayı ne yapmışım? Önce çıkartmışım arkadaşlar. Yani direkt çıkartmanın sonucunu yapmışım ama ben size burada tabii uzun uzun çözeceğim. 2 eksi 2 bölü 3 yapıyorum şimdi. 2 eksi 2 bölü 3 yapıyorum. 2'nin altında gizli bir 1 var. Onu neyle genişleteceğim? 3 ile genişleteceğim. Onu 3 ile genişlettiğim zaman 2 çarpı 3 6. 1 çarpı 3 3. 6 bölü 3 oluyor. 6 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkartırsan arkadaşlar 6 eksi 2 4 yapar. 4 bölü 3. Yani o 4 bölü 3'ü getirip buraya yazmışım. Tamam mı? 4 bölü 3'ün nasıl geldiğini anlattım. Peki devam ediyorum. Bölme işaretini koydum. Bölme işaretini koydum. Üst tarafta 1 var. Üst taraftaki 1 aynen geldim buraya yazdım. Alt tarafta 2 eksi 1 2 bölü 3 eksi 1 var. Onun sonucunu direkt yazmışım ama nasıl yapıldığını şimdi açıklayacağım. 2 bölü 3 eksi 1 diyorum. Şimdi payda genişletiyorum. Bunun altında gizli 1 var. Bunu 3 ile genişleteceğim arkadaşlar. Çünkü paydasını eşitlemem lazım. Hatta eksi 1 gördüğüm zaman direkt 3 bölü 3 yazabilirdim değil mi? Neyse yazmadım. Genişletiyorum. 3 bölü 3 yapıyorum. Tamam mı? Payda 3. 2 eksi 3 ne yapar? 2 eksi 3 tabii ki de eksi 1 yapar. Çünkü 3 daha fazla işareti eksi olduğu için 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3'ü getirdim. Buraya yazdım arkadaşlar. Şimdi burayı da siliyorum. Yani bunları nasıl yaptığımı açıkladım size. Şimdi şurada bölme işlemi var arkadaşlar. 1 bölü 4 bölü 3. 1 aynen kaldı. 1 aynen kaldı. 4 bölü 3'ü ters çevirdim çarptım. 3 bölü 4 olarak çarptım. Tamam. Şimdi bölme işaretini koydum şuraya. Şu bölme işaretini şuraya koydum. Sol taraf, sağ tarafta da bir bölme işlemi var. 1 bölü 1'i yazdım. 1 aynen kaldı. Çünkü üst tarafta olduğu için. Eksi 1 bölü 3'ü ters çevirdim. Eksi 3 bölü 1 yaptım. Tamam. Eksi 3 bölü 1 yaptım. Yani böyle bir şey oluştu. Değil mi? Bakın eksi 3 bölü 1 yaptım. Böyle bir şey oluştu. Şimdi bunu çözeceğim. Bunu çözerken şu 1'in bir önemi yok. 3 bölü 4'ü aynen yazdım buraya. Şuradaki 1'lerin de bir önemi yok. Eksi 3'ü de aynen yazdım buraya. Yani 3 bölü 4 bölü eksi 3. Şimdi bölme işlemi var. 3 bölü 4'ü aynen yazdım. Buraya aynen yazdım. Eksi 3'ü ters çeviriyorum. Eksi 1 bölü 3 olarak yapıyorum. Sonra şu 3 ile şu 3 birbirini götürüyor. Ne kaldı? Yukarıda eksi 1 kaldı. Aşağıda 4 kaldı. Yani eksi 1 bölü 4. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa oluyor. Peki devam ediyorum. Evet. Bu soruda biraz zorlanabilirsiniz. Yani kolay ama belki biraz zorlanabilme ihtimali olan sorulardan. Şimdi çocuklar şöyle yapayım. Şurayı kendime boş alan olarak ayarlayayım. İlk olarak şöyle düşüneceğim. Elbisenin uzunluğu 5 eksi 3 bölü 4. Elbisenin uzunluğunu bulalım. 5'i 5 eksi 3 bölü 4 diyor ya. 5'in paydası 1. Onu 4 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 kere 4 20. 4 kere 4, 4 kere 1 4. 20 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Zaten bakın buraya yazmışım. 20 bölü 4 eksi 3 bölü 4. Oradan devam edeyim. 20 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkartırsam arkadaşlar ne kalır? 17 bölü 4. 17 bölü 4 neymiş? Kumaşın toplam uzunluğuymuş. Peki. Parçaların, ayıracağı parçaların uzunluğu ne kadar arkadaşlar? 3 eksi 7 bölü 8. Bak. 3 eksi 7 bölü 8. Şimdi bunun paydası 8. Bunun paydasını 8 yapmam lazım. Yani 8'e genişletmem lazım. O zaman 8'e genişlettiğim zaman ne yapar? 24 bölü 24 bölü 8 eksi 7 bölü 8. Hatta şu aşağı yazmışım değil mi? 24 bölü 8 eksi 7 bölü 8. Oradan devam edeyim. 24'ten 7 çıkarttığınız zaman arkadaşlar 17 kalır. Yani parçanın uzunluğu ne oldu? 17 bölü 8 oldu. Arkadaşlar bu kadar kumaştan bu parçadan kaç tane çıkacağını bulmak için onu bölmem lazım değil mi? Mesela desen ki sana 10 metre kumaştan 2 metre parçalardan kaç tane çıkar? Onu 2'ye bölersin. 5 tane çıkar dersin. Burada da aynı şey. Yani mantık aynı. Dolayısıyla toplam kumaş uzunluğunu yani toplam kumaş uzunluğunu yani 17 bölü 4'ü arkadaşlar kime bölüyorum? Parça uzunluğuna bölüyorum. 17 bölü 8'e bölüyorum. Rasyonel sayılarda birinci kesir aynen kalır. İkinci kesiri arkadaşlar ters çeviriyorum. Sonra çarpıyorum.
10 yıllar birbirini götürdü. 8 bölü 4 kaç yapar arkadaşlar? 8 4'ün 2 katı olduğu için 8 bölü 4 2 yapar. Demek ki 2 parça var. 2 parça olduğu için arkadaşlar yani 2 tane elbise dikilecek. 2 tane elbise dikilecekse çocuklar bir tanesinin ne kadar tanesi? 49 TL. O zaman 2 tanesi 2 çarpı 49'dan arkadaşlar 98 TL. Pardon, yanlış işaretledim. 98 TL arkadaşlar olması lazım diyorum. Peki 10 nolu soruya geçiyorum arkadaşlar. Bunu çok pratik çözdüm. Neden? 15 üstte duruyor. 15'i yazdım. 3 duruyor. 3'ü yazdım. Çocuklar 1 bölü 0,5. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Niye? Çünkü 0,5 nedir arkadaşlar? Yarımdır değil mi? Bir, elimdeki bir tam. Yarımın kaç katıdır? 2 katıdır değil mi? Mesela elinde bir tane ekmek olsa. Nasıl bir ekmek bu ya? Evet. Elinde bir tane ekmek olsa arkadaşlar. Bunun mesela kaç tane yarım var? 2 tane yarım var. O zaman 1 bölü 0,5 arkadaşlar 2 yapar. Çünkü bir sayısı yarımın 2 katıdır. O zaman bunun yerine ne yazdım? 2 yazdım arkadaşlar. Aşağı taraf ne oldu? 3 artı 2'den 5 oldu. Üst tarafta 15'ti. 15 bölü 5 ne yapar? 3 yapar. Demek ki cevap arkadaşlar Ceyhan. Tamam, bunu uzatmadım. Yani 0,5 yerine 1 bölü 2 yazmadım. Onu uzatırdı işte. Pratik yaptım arkadaşlar. Peki. Bakın evet, size işlediğimiz derslerin birinde çok üstüne basa basa uğraştığım parantezin önündeki eksi. Bakın bu eksiyi arkadaşlar lütfen unutmuyorsunuz. Bu eksi ne yapıyor bu eksi arkadaşlar? Tüm paranteze dağılıyor. Önce 1 bölü 7'ye geliyor. Onu eksi yapıyor. Eksi 1 bölü 7 yapıyor. Çünkü 1 bölü 7 artı olduğu için artı ile eksi eksi yapar. Eksi ile eksi ne yapar? Artı yapar. O zaman 5 bölü 9'u artı yaptı. Eksi ile eksi ne artı yapar? O zaman 3 bölü 5'i ne yaptı? Artı yaptı arkadaşlar. Yani bu eksi dağıldığı zaman, bu eksi dağıldığı zaman artıları eksi yapıyor. Eksileri ne yapıyor? Artı yapıyor. Onun da sebebi işaret çarpması yapıyorduk. Çünkü eksi ile artıyı çarparsan eksi, eksi ile eksiyi çarparsan artı, eksi ile eksiyi çarparsan artı diye söyleyebiliriz. Peki şimdi son hali şu, zaten şuna bir değişiklik yok. O zaman onu aldım. Aynen aşağı buraya yazdım. Şimdi son hali bu oldu arkadaşlar. Bakıyorum. Eksi 1 bölü 7 ile artı 1 bölü 7 birbirini götürdü. Artı 5 bölü 9 ile eksi 5 bölü 9 birbirini götürdü. O zaman 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplarsam arkadaşlar paydalar eşit. 2 artı 3 5 yapar. 5 bölü 5 yapar. 5 bölü 5 de zaten arkadaşlar 1'dir. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Peki. Test 10'un sorularına devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar eksi 1 bölü 3'ün küpünü aldım. Eksi 1 bölü 3'ü 3 defa çarptım. Bir kere negatif sayıların tek kuvvetleri negatif yapar değil mi? Onun da sebebi şu. Şu ikisi birbirini artı yapsa da sonda kalan onların hepsini eksi yapıyor. O zaman 3 tane 1'in çarpımı 1. 3 tane 3'ün çarpımı 27. Yani eksi 1 bölü 27. Mine'nin bulduğu cevap. Devam ediyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü 9'un karesi, yani 2 tane eksi 1 bölü 9'un çarpımı. Eksi 1 bölü 9'u eksi 1 bölü 9'u çarparsan eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Yukarısı 1, aşağısı 9 çarpı 9'dan 81. 1 bölü 81. Arkadaşlar Emre de bu ikisinin bulduğu sonucu birbirini bölecekmiş. Eksi 1 bölü 27'yi 1 bölü 81'e bölüyorum. Birinci kesir aynen kaldı. Üst taraftaki gibi. İkinci kesir ne yaptı? Ters çevrildi, çarpıldı. Önce 81'i 9'a böldüm. Yani 9'a sadeleştirdim. Yani çünkü 81 27'nin 3 katı ama aklınıza gelmezse arkadaşlar diye önce 9'a sadeleştirdim. 81'i 9'a böldüm 9. 27'yi 9'a böldüm 3. 9 bölü 3 ne yapar? 3 yapar ama üstteki sayı eksi, alttaki sayı artı olduğu için işaret tabii ki de negatif sayının pozitif sayıya bölümü, farklı işaretler negatif demiştik. Eksi olacağından dolayı cevabımız arkadaşlar 3 değil, eksi 3 diyoruz. Peki geçiyoruz 13 nolu soruya. Bu da güzel bir soru. Bu soruyu da şöyle anlatayım size. Şimdi Zehra Hanım elindeki farklı kalınlıkta, uzunluktaki kumaşları arkadaşlar en büyük tam sayı eşit olacak şekilde kesiyor. Mesela bak bu kırmızı 7 tam 2 bölü 5 ya. Yani bunda 7 tam var. 2 bölü 5 kesir. O zaman bunun 7'den itibaren kesiyor. 2 bölü 5'lik kısım artıyor. Mesela şimdi 11 bölü 3'ü bize tam sayının halini vermemiş. Bizim tam sayı kesire çevireceğiz. 11 bölü 3'ü. Yani nasıl ki çeviriyorduk bunu? 11'i 3'e bölerek çevirdik arkadaşlar. 11'in içinde 3 kere var. 3 kere 3 9. 11'den 9 çıktı mı? 2. Yani bu 3 tam 2 bölü 3. Zaten buraya yazmışım arkadaşlar. 3 tam 2 bölü 3 diye yazmışım. O zaman bunun tam kısmı 3. Kesir kısmı 2 bölü 3. Demek ki 3 tam kısmı kesecek. 2 bölü 3'lük kesir kısmı kalacak. Tamam mı? Maviden 2 bölü 3'lük kesir kısmı kalacak. Peki sarıdan ne kadar kalacak? 5 tamı kesecek arkadaşlar. 1 bölü 4 kesir kısmı kalacak. Şimdi bana diyor ki küçük parçaları kırmızı, mavi ve sarı olmak üzere üst üste koyuyor. Şimdi en altta arkadaşlar en altta kırmızı parça var. Tamam mı? Kırmızı parçanın uzunluğu ne kadardı?
Arkadaşlar 2 bölü 5'te. Tamam. Onun üstünde mavi var. Mavi ondan daha büyük ama yani bizim için çok önemli değil. Büyük olmasa bile neyse ben büyük olarak çizeyim yine. Çünkü mavinin kesri ne kadar arkadaşlar? Mavinin kesri. Ha bir kere bunların boyları aynı. Dolayısıyla şey mavi ve pembenin boyu aynı olacak. Sadece genişlikleri farklı olacak. Yani daha doğrusu uzunlukları farklı olacak. Yan tarafa doğru uzunlukları farklı olacak diyelim. Şimdi maviyi pembenin üstüne koydum. Daha büyük olduğu için pembeyi kapattı. Ama mavi sarıdan daha büyük. Sarının şeyi ne kadar arkadaşlar? 1 bölü 4. Yani sarı arkadaşlar 1 bölü 4 bunun üstüne geldi. Ama mavinin hepsini kapatamadı. Bana mavinin görünen uzunluğunu soruyor değil mi? Mavinin görünen uzunluğunu soruyor. O zaman yani mavi sarıdan ne kadar uzun onu bulmam lazım. Yani maviden sarıyı çıkartıyorum arkadaşlar. Mavinin kesir kısmı neydi? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ten sarının kesir kısmı neydi? 1 bölü 4'ü çıkartıyorum. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Zaten bakın şurada çıkartmışım hatta. Şöyle şuraya zoomlayayım. Burada ne yapmışım? Payda eşitlemişim. 2 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkartırken. Bunu 4 ile genişletmişim. Bunu 3 ile genişletmişim. Ondan sonracığıma bunu genişletince 8 bölü 12 olmuş. Değil mi? Bunu genişletince de 3 bölü 12 olmuş. 8 bölü 12'den 3 bölü 12'yi çıkartırsam arkadaşlar 5 bölü 12 kalır. Yani o da ne oluyor arkadaşlar? Cevabımız bursa oluyor diyebiliriz. Peki 14 nolu soruya geldim. Evet. 14 nolu soru. Güzel bir soru. İyi dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar önce bir son iki sonuç sonra 4 nolu bölme doluyormuş. 30 dakikada çocuklar 30 dakikada 3. bölmenin 1 bölü 4'üne ve 1 ve 2. bölme doluyor. Şimdi 3. bölmenin 1 bölü 4'ü dolduğu için arkadaşlar ben size şöyle bir şey önereceğim. Bakın bunu 4 parçaya böleceğiz. Yani hatta şöyle hepsi 4 parça gibi düşüneceğiz. Çünkü kesirlerden o şekilde yaralanacağız arkadaşlar. Şöyle bölemedim. Şöyle evet, 4 parçaya bölmüş olayım. Hatta arkadaşlar şöyle uzun uzun böleyim hepsini de. Bölünmüş olsun. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle fazla 3 parça gibi oldu. Biraz daha dikkatli yapmam lazım. Bir saniye. Evet. Birinci parça. İkinci parça diyelim. 3, 4 parçaya böldüm. Peki şimdi arkadaşlar bakın yani şurada 4 parça var tamam mı? 4. Şurada 4 parça var 4. Şurada da 1 parça var tamam mı? Toplam ne oldu? 4 artı 4, 8, 1 daha 9. Toplam 9 parçalık kısım doluyor arkadaşlar. 30 dakikada 9 parçalık kısım doluyor. Hatta şunu da uzatalım. 4. bölmeyi de 4'e bölelim. 9 parçalık kısım doluyor. Peki bunun tamamı kaç parça olacak arkadaşlar? 4, 8, 12, 16 parça. Tamamı 16 parça. Değil mi? Tamamı 16 parça. Peki 9 parçalık kısım kaç dakikada doluyor? Onu bize söylemiş. Bakın altta yazıyor. Şunu sileyim şimdi şöyle. Altta yazıyor. 9 parçalık kısım arkadaşlar 30 dakikada doluyor. O zaman şu parçalardan bakın şu yeşille boyayacağım şimdi bakın. Şu her bir parça yani her bir parça kaç dakikada dolar? 9 parça 30 dakikada dolarsa her bir parça 30 bölü 9 yani değil mi? 9 parça eşit olarak paylaştırıyorum. 30 bölü 9. Bu ne? Bir parçanın dolma süresi. Bize tamamını soruyor arkadaşlar. Tamamı kaç parçaydı? Ben bunun tamamını 16 parça olarak bulmuştum. O zaman 30 bölü 9 arkadaşlar 16 ile çarparım. Şimdi çarpmadan önce sadeleştirme. 30 3'e bölünür. 3'e böldüm 10. 9 da 3'e bölünür. 3'e böldüm 3. Üst tarafı çarpıyorum. 16 çarpı 10. 160 yapar. Alt tarafta 3 var. Yani cevabım 160 bölü 3. Yani arkadaşlar bu da Adana oluyor. Tamam arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi önce kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Beraber benim işte bu videoyu izleyerek kademe kademe kısım kısım hem yazıyorsunuz hem de kendiniz anlayarak çözmeye çalışıyorsunuz. Olur da video çözümünden de yine anlamazsanız arkadaşlar o soruyu bana bildirin. Ben size özel olarak tekrardan çözüm yapayım tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Ödevlerinizi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.